Efendim iyi akşamlar. Bir Bakan Bakanı programında yine sizlerle beraberiz. Bizleri evlerinize, iş yerlerinize konuk ediyorsunuz. Çok değerli iki bakan arkadaşımız Tayfun İşli ve Enis Öksüz'le yine bu haftanın önemli gelişmelerini sizlerle değerlendireceğiz. Tabii bu hafta da çok hakikaten üst üste gelen birçok gelişmeler var. Fakat onun öncesinde bir iki şey söylemek istiyorum. Yani gerçi daha sonraki gelişmelerde onu yargıyla ilgili bir değerlendirme yapılırsa orada da söyleyecektik ama biliyorsunuz Gezi davası dolayısıyla bir yeni iddianame daha çıktı piyasaya ve 35 çarşı grubu yöneticisine ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yani inanılmaz, dehşet bir şey ve iddianameyi alıp okuyan herkes, hukukçu olmaya gerek yok, şöyle bir baktığınızda da bunun ne kadar gayri ciddi bir iddianame olduğu çok açık ortada. Yani çarşı grubu demokratik tepkilerini ortaya koyan, her şeye karşı olan, bir Türkiye'de darbe olsa ilk karşı çıkacak yine çarşı grubu. Yani şimdi bu darbeye teşebbüs, darbeye teşvik, darbe yapmak filan gibi böyle saçma sapan bir şeyle gündeme geliyor. 16 Aralık'a da ilk iddianame kabul eden mahkeme gün vermiş. Ben şahsen notunu aldım. 16 Aralık'ta o mahkemede olacağım. Ve sanıyorum ki yüzlerce insan, binlerce insan, oraya gelemeyen insanlar da gözü kulağı o mahkemede olacak. Türkiye'nin her tarafından. Çünkü orada aslında yargılama demokrasinin yargılanmasıdır. Demokratik tepkilerin yargılanması olacak. Türkiye'de demokrasi var mı yok mu o duruşma salonunda göreceğiz. Onu öncelikle kayda geçirmek istedim. Tabii dün aslında 3 gün önce cuma, cumartesi, pazar günleri 3 gün devam eden Ertuğrul Gazi'yi anma törenleri vardı. Bu 733. Ertuğrul Gazi'yi anma ve söğüt şenlikleri ki ben herhalde hayatımda en az 10-12-13 seferde gittiğimi, yani ta gençlik üniversite döneminden beri bu son etkinliğe katılamadım ama o etkinlikte bayağı ciddi olaylar oldu. Yani geçen senede orada yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında korumalar orada rahatsızlık vermişlerdi. MHP'lilere işte hava atmaya kalmışlar bazıları. Sonra havalarını aldılar da orada. Bazıları yani öpüverdiler de o hava atıp hukuk dışı işte bir eyleme kalkışanlardan. Bu sene yine orada olaylar oldu maalesef. Yani 733 yıldır devam eden bir geleneksel Ertuğrul Gazi'yi anma törenlerinde olay çıkması hiçbir şekilde kabul edilir bir şeyi yok. Ama maalesef oluyor. Orada bu seneki hasede de büyük ölçüde mesela 3 tane partinin lideri orada. Biri başbakan, AKP'nin genel başkanı. Biri Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanı. Biri Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. Yani 3 tane zaten keşke gelsin diğerleri de. CHP'de gelsin bilmem kim. Ama şimdi bu partinin genel başkanı orada ve siz yani seçime katılma hakkı olan, son seçimlerde de %2'nin üzerinde oy almış olan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanına orada söz vermiyorsunuz. O düzenleme heyeti tamamen valinin inisiyatifinde. Yani belediyeyle birlikte ama bu protokol hikayelerini oradaki tahammül mesela kim en fazla devlet yetkilisinden gelen varsa ona arz ediliyorlar. Mesela diyelim ki başbakan gelmiş, başbakana arz edilerek hani bunlar filan diye. Ve Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı orada konuşturulmuyor. Protokolda yer verilmiyor, arka taraflarda filan böyle gayri ciddi şeyler. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin girişinde de yine başbakanlık korumaları polisler, Davutoğlu'nun polisleri orada MHP Genel Başkanlığı'na böyle önünü kesiyorlar, durduruyorlar falan. Orada aslında bazı televizyonlar kendi sesinden de verdi, oradan izledim. Sonra tabii konuştum
MHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarla, Sayın Mustafa Destici ile telefonla konuştum. Ne oluyor bu orada filan diye aldığım bilgilerde. Eğer orada Sayın Bahçeli sakin davranmazsa orada çok büyük olaylar olur. Yani yine buyurun diye arkadaşları teskin etti ve hakikaten takdir ettim. Başbakandır. Onlar türbeyi ziyaret etsinler. Biz sonra dedi ve o sakinleştirdi. Yoksa o noktada o genç, MHP'li gençlerle o polisler falan o, yani bayağı ciddi bir problem orada çıkacaktı. Şimdi burada tabii devlet buradaki protokoldaki bu hoş olmayan şeyler ötesinde çok ilginçtir. Başbakanlık makamında oturan zat Ahmet Davutoğlu, değil mi? Başbakanımızın ismi o değil mi şimdi? Yani şu anda başbakan o. Öyle yanlış söylemiyorum değil mi? Öyle Ahmet buyurdular. Ahmet Davutoğlu orada bir konuşma yaptı. Ben televizyondan naklen izledim. Şimdi gözlerimi kapıyorum. Bu konuşmayı kim yapıyor? Ahmet Davutoğlu. Allah Allah. Ama öyle bir konuşma ki Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasını 30 defa solluyor. Türklük, dünya, bütün Allah, dünyanın her tarafına Türk bayrağı. Peki ben de diyorum ki ya Davutoğlu, şu bayrağı sen her tarafa, dünyanın her tarafına dikiyorsun mikiyorsun da şu Türk, İstanbul'un göbeğinde Türk bayrağı yakılıyor. Sen neredesin? Sen o konuşmayı paçan yiyorsa paçan, git Diyarbakır'da bir konuş bakayım. Bir göreyim seni. Sen Barzani'nin gül üstüne atılmış olan gülleri şurasından silkeleyen değil misin sen? Elini tutup Şivan Perver'le böyle 23 tane çocukları gibi dolaşan sen değil miydin? Biz onları unuttuk mu? Şimdi böyle bir nokta. Bu da çok ilgimi şey yaptı. Can devletinin diyor efendim doğuşuna hep beraber şahitlik edeceğiz. Allah Allah Allah. Yeniden Bismillahirrahmanirrahim. Can devleti filan. Nereye gidiyorsunuz? Ne can devleti? Türkiye Cumhuriyeti devletini siz muhafaza edin sınırlarını. Yani can devletinden mi? Can devleti diye bizim başımızı belaya sokuyorlar. Türkiye'nin topraklarının şu anda yaklaşık %25'inde Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasi otoritesi, hukuki otoritesi adeta kaybolmuş. Böyle bir şey. Tabii bu da çok ilgimi çeken bir konuydu. Ama burada esas söylemek istediğim, yani bu törenlerde böyle bir şey tabii ki çok doğru bir durum değil maalesef. Şimdi bu şeyde en önemli gelişme, bugün bir de okullar açıldı biliyorsunuz. Aşağı yukarı 15 milyonu aşan öğrencimiz. Yani dünyada 15 milyon nüfusu olan devlet sayısı çok azdır. Ve hayırlı olsun diyoruz öncelikle. Yeni başlayanlara özellikle işte daha böyle o çocuklarımıza güzel sevinçli pırıltılar inşallah daha iyi gelecek nasip eder. Fakat bugün 3 tane ilde Kürtçe eğitim yapan okul açıldı. İşte biri Diyarbakır'da, biri Şırnak'ta, biri Hakkari'de. Şimdi Diyarbakır valisine soruyorlar bugün. Burada diyorlar Sur ilçesine açıldı bu. Yok diyor, açılamaz diyor. Açıldı kardeşim, adam bu akşam televizyonun her tarafında vardı. Hepsi de çocukları getirmişler, işte okuturmuşlar Kürtçe bilmem ne filan. Onu diyor o zaman diyor bakarız diyor. En son akşam savcılık bunun yasaya aykırı olduğunu diye ihbar yapıyor ve gidip orayı mühürlemişler. Ama Şırnak ve Hakkari'deki okul törenle açılmış, devam ediyor. Yani şu ana kadar, biraz önceye kadar oralardan mühürlendiğine dair bir şey gelmedi. Şimdi burada bir diğer şey, akşam bunu soruyorlar şeye, Başbakan Yardımcısı. Ağlamadan sorumlu başbakan yardımcımız var biliyorsun. Çok sık ağlıyor. Çok seviyorum kendisini. Harika bir adam. Bülent Arınç diyor ki yasalar var diyor. Olur mu diyor, hukuk diyor. Böyle şey mi olur diyor. Ne demek diyor. Biz diyor. Bunlar diyor hep provokasyon. Ya
şu çözüm süreci falan deyip Türkiye'yi çözme sürecinde askerlerimiz şehit ediliyor, provokasyon. Polislerimiz şehit ediliyor, alçakça provokasyon. Şu ana kadar 8 tane köy korucusu şehit edildi. Geçen hafta bir tane daha Bingöl'de. Provokasyon. Adam Kürtçe okul açıyor. Provokasyon. PKK'nın bayraklarını, Abdullah Öcalan denilen katilin posterlerini her tarafa asıyorlar. Provokasyon. Şehir merkezlerine gelip PKK'nın gençlik kol örgütlenmesi, trafik kontrolü yapıyor, üst araması yapıyor. Provokasyon. Yani katiyen aslında bu Abdullah Öcalan, melaike, bu PKK'lılar da o melaikenin, melaike varlığın böyle şey, barış çocukları. Cici cici. Onlar bir şey yapmazlar katiyen. Böyle bir şeye geldi Türkiye. Ve bugün işte Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan zat-ı muhterem de gülücükler sandı. Elmiş elinde şey, çangır 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 okul filan. Lan Hakkari'deki okullara %80'i öğrenci gitmedi. Bugün. Hakkari Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlar içinde bir ilimiz değil mi? Evet. Diyarbakır'da %50'den fazla okula gitmeyen var. Çünkü PKK şey yapıyor. Muş'ta aynı şekilde. Şimdi ve başbakan yardımcısı orada konuşuyor. Başbakan dün Söğüt'te sallıyor. Bayrak bilmem ne. Yeni cihan devleti kuruyoruz. Kurdunuz. Şimdi bir şey diyeceğim de Rütük. Yani Rütük'ü çok sevdiğim için, yani o Rütük, hakikaten ben seni çok seviyorum. Yani senin gözünün çiçeğinden öpeyim. Böyle bir şey nasıl olacak? Şimdi Yaşar Bey, bakıyorsunuz tabii, insanın aklını yitirmemesi, yaşananlar karşısında yitirmemesi mümkün değil. Şimdi insanlarda büyük bir umutsuzluk, büyük bir çaresizlik hakim. Şimdi doğrudur, yanlıştır. Bu psikolojik savaşın yöntemlerinden baktığınız zaman, bir araştırma yaptığınız zaman, tamdan yarımdan tama teorisi diye bir 1/2 diye bir teori var. 100 tane fareyi ve Trump'lerinin bir kafese koyuyorlar. Ondan sonra belirli aralıklarla aç bırakıyorlar ve siyah bir örtü örtüyorlar ve kedi sesi veriyorlar. Bir müddet bunu 10 gün devam ettiriyorlar. Bir müddet sonra kafesin kapağını açıyorlar. Farelerin yarısından fazlasını intihar ettiğini görüyorsunuz. Çaresizlik, mutluluk, mutsuzluk içerisinde. İşte bu hayvanlarda yapılan, farelerde yapılan bu deneyi insanların ülkelerin bölünmesinde ve parçalanmasında kullandığını söyler bazı bilim insanları. Psikolojik savaş yöntemleri. Şimdi Türkiye'de yaşananlara baktığınız zaman, insanları umutsuzluğa iten nedenlere baktığınız zaman böylesi, böyle akıl dışı olayları görüyorsunuz. Şimdi dünyanın neresinde ki bu buna önderlik edenler, biliyorsunuz, sadece iktidar partisi AKP değil, eski adı BDP olan, şimdi HDP denilen bir parti var. Kendisini demokrat, çağdaş, ilerici olarak gösteren bir siyasi parti var. Bu siyasi partinin lideri ve yönetim kadroları aslında idama mahkum olmuş ama idam cezası kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla İmralı'da cezasını çeken liderle görüşmeler yapıyor. Ve onun söylemlerinin yaşama geçtiğini hep görüyorsunuz. Şimdi bakın, bugünün gazetesi. Bundan daha birkaç gün önce, sadece okul olarak değil, biz sadece siyasi özellik değil, mali özellik de istiyoruz diyorlar. Evet. Onların çabaları içerisindeler. Dünyanın neresinde demokrat, çağdaş, ilerici olduğunu iddia eden bir siyasi fikir okulların açılmasını protesto eder? 10 tane okulumuzu yaktılar. 12. 12 mi olmuş? Tabii. O 3 gün içinde 12 tane okulu yaktılar. O geçen hafta, evvelki hafta yakılan okullar hariç. Şu 3 gün içinde 12 tane ilköğretim okulunu yaktılar. Dediğiniz gibi sözde Kürtçe eğitim verecekleri iddiasıyla 3 yerde okul açıyorlar. Şimdi devlet buna seyirci. Dünyanın neresinde aydın, ilerici insanlar çocukları eğitim hakkından mahrum eder? Hem de ilkokulları yakıyorlar. İlkokul. Yani sadece yakma değil, bir korku aşılamak istiyorlar. Ve çocukların bu okullara gitmesini engelliyorlar. Şimdi aslında tabii ki kendilerini de açığa vuruyorlar.
Dünyanın birçok yerinde, özellikle bizim bu bölgede halkın aydınlanmasını, halkın bilgilenmesini istemiyorlar. Halk ne kadar cahil olursa, halk ne kadar eğitimsiz olursa, işte böyle bir takım böyle provokasyonlarla halkı başka yerlere kanalize edebiliyorlar. Yani görüyorsunuz, sadece o değil, işte Türk bayraklarını yakıyorlar, seyirciyiz. Provokasyon. İkinci hava taktik üssü, Diyarbakır'daki üssün içine giriyorlar, Türk bayrağını indiriyorlar, provokasyon diyorsunuz. Yol kesiyorlar, kimlik kontrolü yapıyorlar, buyurun, provokasyon çocuklar diyorsunuz. Çocuklar okula PKK kıyafetiyle bugün, o yani çoğunda çocukları göndermediler. Evet. Gidenler de şu PKK kıyafetleriyle. Evet. PKK, sözde PKK şehitliği açıyorsunuz, seyirci kalıyorsunuz. PKK'lı teröristin heykelini, dev heykelini dikiyorlar, provokasyon diyorsunuz. Bakın bugün yine adamların işte Kürtçe bir takım şeylerle açıklamaları var. Diyorlar ki o bölgede edinilen su, petrol ve vergilerin o bölgeye harcanmasını talep ediyorlar. Tabii yani tabii. O bölücü başının Kışanak söyledi ama konferans, bakın bu ayın Eylül ayı sonunda Van'da toplanacak olan konferans. Bunun talimatını kim veriyor? Bölücü başı veriyor. Peki bunu hangi bir hukuki metne dayanarak yapıyorlar? İşte biliyorsunuz bizim Türkiye'nin çekince koyduğu, kabul ettiği yerel yönetimler özellik şartına dayanarak bunu yapıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Su, petrol ve vergiler sadece o bölgede harcanacakmış. Tabii. Onlara ben başka bir şey de vereceğim de Rütük, müsaade et abi. Rütük, seni çok seviyorum. Bakın dünyanın aslında büyük bir çelişki. Dünyanın neresinde eğitim seviyesi, çünkü tabii onların kabahati değil, gelinen süreçte bu sıkıntı, o bölgede o sıkıntı var. Eğitimi düşük, üretimin olmadığı bir bölge halkı ayrılma gibi bir talepte bulunur. Farkındaysanız bugün sanıyorum şeyde bir referandum yapılıyor. İngiltere'de, İskoçya'da bir referandum yapılıyor. 18'inde yapılıyor. Şimdi ayrılmak istiyorlar. İtalya'da biliyorsunuz benzer bir takım olaylar var. İspanya'da biliyorsunuz Katalanlar, Bask bölgesi bir ayrılma talebinde bulunuyor. Fakat bu ayrılma talebinde bulunanların tamamı hem eğitim düzeyi anlamında, hem de zenginlik anlamında, hem de üretim anlamında diğerlerinden çok daha üstün olan, bu nedenle üreten biziz ama üretmeyenler bizim hakkımızı gasp ediyor diye itiraz eden insanlar. Şimdi o bölgenin insanlar, işte buna önderlik eden insanlar, aslında baktığınız zaman o bölgenin toprak ağaları. Mardin Belediye Başkanı toprak ağız. Bilmem ne Iğdır Belediye Başkanı toprak ağız. Ararsanız tamamı toprak ağız. Toprak ağalarının önderlik ettiği bir ilerici hareket dünyanın neresinde görmüştür? Çağ dışı feodal bir yapıyı savunan, kendi ikballerini, kendi menfaatlerini savunan bir anlayışın halkına refah getirebileceği nerede görülmüş? İşte bizim Türkiye'de deniyorlar. Ve PKK terör örgütü feodal ve tabii efendileri, emperyalistleri ile birlikte halkı sözde işte bir takım iyi noktalara götürmek için çaba sarf ediyorlar. Yani kabul edilecek, insanın akla ziyan işler bunlar. Evet. Tabii hocam, şimdi bak bu belediyeler biliyorsunuz başlattı. Yolların isimlerini Kürtçe, Türkçe, bazı yerlerde Arapça da ekliyor. Hemen hemen bütün ortadaki belediyeler, mesela Tuzluca Belediyesi, işte bilmem Sur Belediyesi, Bulanık Belediyesi filan, bütün belediyeler, Diyarbakır filan, Kürtçe isimler. İsimleri değiştiriyorlar hep. Yani oraya gittiğiniz vakit adeta Türkiye'nin dışında neredesiniz bir noktasına geliyor. Ve başbakanlık koltuğunda oturan zat da evet, cihan devleti kuruyoruz, şahit oluyorsunuz buna. Ne ayak bu? Bu ayağı bir anlat bana. Şimdi müsaade edersen bir Bayburtlar için belki Gümüşhane Bayburt çekişmesinden doğmuş bir hikaye vardı. Evet. Şimdi onu anlatırsam konu daha iyi anlaşılacak. Biliyorsunuz Rus işgalinden kurtarılma hadisesi Bayburt'un zannediyorum her yıl belediye başkanı nutkuyla halka anlatılır. Geçmiş bir zamanda çok yaşlı bir teyze, o günleri görmüş bir teyze, genç belediye başkanı da yanında halkın karşısında kürsüde duruyorlar ve belediye başkanı anlatıyor o günkü olayları.
öyle anlatıyor ki işte ne kadar Rus askeri nereden girdi, topçu muydu, atlı mıydı, nasıl yaptılar, nasıl tüfek attılar, bizimkiler ne yaptı? Harp sahnesini şöyle bir okuduğu yerden veya önünden okuyarak anlatıyor. Tabii yaşlı kadın şöyle dönüp bakıyor ve çocuğum diyor, senin annen bile yoktu o zaman. Sen bunları nereden biliyorsun filan. Mikrofondan haberleri yok bir an için dönüp ben tam onu söylemeyeyim ifadeyi halt yeme teyze, bu bir nutuktur diyor. Nutuk şahane ama inanç yok. Şimdi okullara gelmeden Söğüt'le ilgili de üzüntülerimi beyan edeyim. Söğüt meselesi 733. yılını kutluyor. Burası da Ertuğrul Gazi'ye düşünün, Urfa, Birecik'ten, Karacadağ'dan, Elazığ'dan, değişik yerlerden yörükler gelir, saygısını, muhabbetini arz eder, dualarını yaparlar. Birkaç gün kaldıktan sonra geriye dönerler. Aylarca geliş, aylarca gidiş. Müthiş bir inanç, müthiş bir sevda bu. Ve bu 1965'lerden sonra halkın kendi kendine kutladığı, kendiliklerinden gelip özellikle Osmanlı Devleti'ni kuran aşiretin akrabaları olan yörükler onu kutluyor, halk da kutluyor. Kendi ilinden yürüyen bir gelenek. 1960'lardan sonra yavaş yavaş siyasilerin bu işe katıldığını görüyoruz. Zannediyorum 65'ten itibaren de rahmetli Türkeş Bey'in katılmasıyla birlikte orada daha bir kalabalık, daha bir coşkulu kutlama başladı. Ben üniversitede öğrenciyken hatırlayacaksınız. Evet. İstanbul'dan aşağı yukarı 12-13 otobüsler kalkardı. 1967 yılında gittik. Evet. Ve orada siyasi kişiliği de olduğu için belirli bir destan kahramanı gibi de görüldüğü için kalabalıklar gittikçe arttı. Dolayısıyla o şeylerin, kutlamaların bir bakıma manevi hamisi durumuna girmiş oldu Türkeş Bey. Fakat ben hatırlıyorum, hiçbir devlet erkanından gelen, hiç konuşmak isteyen herkese konuşma yaptırıldı. Herkes birbiriyle beraber oturdu. Birlikte halkalandı. Birbirine ikramlarda bulundu. Çadırlar gezildi. Efendim, eğlenceler yapıldı. Atlar, ciritler filan. Ve türbe etrafında yine beraber kol kola girildi. Siyasi parti ayrımı, mezhep veya etnik ayrım gibi herhangi hiçbir şey yok. Mümkün değil yani öyle bir şey. Aklına gelmiyor insanların. Bu bizim kuruluş günümüzün mimarının huzurunda bir saygı olarak ifade edildi. Ne zaman ki Recep Bey başbakan oldu, her yeri bölme ve her yeri ikiye ayırma, milleti birbirine düşürme fesadı kaynatıldı. O günden bugüne bunun tadı kaçtı gitti. Şimdi sayın yeni başbakan işte çok güzel konuştu diyorsunuz. Ben dinleyemedim. Konuşur. Başka konuşmalarını da görüyorum. Ama o konuşmaları şöyle tahlil ettiğinizde, başka olaylarda da başka konuşmalarda yan yana getirdiğinizde, halk tabiriyle söyleyeyim, bu ne lahana, bu ne perhiz dersiniz. Dolayısıyla beyler nutuk atıyor. Nutuğu tabii halk yerse yiyecek. Bu çok çirkin bir şeydir. Böyle bir daha oranın mesela bir şeyi unutmamak lazım. Adı aklıma birdenbire gelmedi, siz hatırlayacaksınız. Bilecik milletvekilliği de yapan arkadaşlarımızdan birisi kendi cebinden kendi parasını da ekleyerek yardım da yapılmak suretiyle o şeylik taşlık ve yeşil alan düz hale getirildi, duvarlar çekildi falan. İşte bugünkü halle yakın hemen hemen şeyler yapıldı. O yapılışlarda, ondan sonra kuruluşlarda filan özellikle tarihçi ve bu işlerle son derece yakın olan, Türk dünyasının da sorumlu devlet bakanlığı yapmış olan arkadaşımız Abdülhalik Çay'ın da organize ettiği hareketler şeklinde yıllarca devam etti. Böyle bir şey görmedik biz. Yani millet kuruluş gününü kutluyor, kuruluş gününde siyaset yapılıyor. Bu kuruluş gününde 5000 tane AKP'li sabahın erken saatinde otobüsten getirmişler. Orası adeta AKP'nin miting alanı. Efendim biz... Ya buraya eğer öyle kalabalık falan getirecekse
AKP. Şimdi onu her zaman onu yapıyorlar. MHP ve bakın. Büyük Birlik Partisi bir getiriyor oraya, görür hepelerine. Ben ona rastladım. Bir partinin genel başkan yardımcısıyken katıldık biz de. Başbakan geliyor filan dediler. Birdenbire kalabalık adeta çiğner gibi geçti gitti. Biz arada kaldık. İşte Muhsin Bey, Devlet Bey, diğer arkadaşlar filan birbirimize bakıştık. Dedik ki vallahi bir güruh, bir akıl şeyi yani yandan çarklı filan gibi bir tuhaf bir şey filan. Biz kutlamaya devam edelim, hadise yapmayalım. Bu başbakan koruma polislerinin hadise çıkartması da adeta bir görev şeklinde, talimatlı gibi bir hal zannediyorum ben, öyle düşünüyorum. Çünkü bunlar benim başlattığım, açtığım şeyleri, söyle yatırımların hiçbirisine davet etmediler. Ama bu tüp geçit, İstanbul Boğaz tüp geçidinde Sayın Bakan'ın özel kuryesi eve kadar gelip rica yapınca ben de gittim. Orada o korumalar aynı o rezalet hareketini bana yapmaya kalktılar. Evladım bakın, ben bakanım. Bu projeyi başlatan adamım. İhalesini yapan adamım. Kredisini bulan adamım. Ben buraya davetli geldim. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Atın bunu buradan filan. Düşünün bak, bunlardan sonra. Atabiliyorsa hadi sen at. Sana da müstahak oldum. Müstahak. Gitmeyecektim. Ne işin var senin? Gittim. Bilmem ne töreninde. Anlatmak istiyorum. Yani eski bir bakan, projenin sahibi bakan açılışa davet edilmiş. O da Fatih Altaylı'nın yazısı ve bazı televizyonlarda bunun hatırlatılması üzerine herhalde baskıyla dayanamadılar, oldu bir şey çıkarım diye. Velhasıl orada böyle neredeyse itip kalkacaklar. Dedim eğer yiğitsen, erkeksen hadi bakalım sen bana bir şey yap. Burada kim daha rezillik çıkarırmış, bunu da yapabilirim ben. Ya yakışıyor mu böyle bir şey? Almıyor. Ama o hali gördüğünüz zaman insan değil sanki bunlar. Böyle bir robot ve talimatlı sözle çalışan bir tuhaf yaratıklar geliyor insanın gözüne. Bu polise yakışmaz. Benim polisim böyle olamaz, böyle eğitilemez, böyle görev de verilemez. Sayın Bakanım, onu kasıtlı yapıyorlar. Neden efendim, yapıyorlar? Biliyorum. Sanki şimdi köprü açılışı yapıyorlar. Sanki babalarının parasıyla yapıyorlar. Kendi ceplerindeki parayla. İyi. Şimdi karşı tarafı tahrik edip uzaklaştırıyorlar. Hızlı tren açılışı. Ya onun sen da bunu, ihalesini ben yaptım. Bak. Tabii. Siz bunu kendi cebinizdeki parayla mı yapıyorsunuz? Hayır. Bu milletin vergisiyle. Devlet geleneğinde başta ana muhalefet partisi lideri olmak üzere diğer bütün liderleri çağırıp bu devletin malı, milletin malı, milletin parasıyla vergisiyle yapıyorsunuz. Ama son 10 yıldır insanlara bu tür muamele yapmak suretiyle, insanları rencide etmek suretiyle, bir kutuplaşma havası yaratmak suretiyle AKP'nin şovuna dönüştürüyorlar bütün açılışları. Yani bu bir sömürüdür biliyorsunuz. Sömürü tabii. Bir hak yemedir, gasptır. Tabii. Bunu söylemek zorundayım. Yani bugün de aynı şeyi orada görünce. O söylediğin doğru. Eğer orada müdahale edilip de insanlık ve efendilik bizde kalsın harekete hakim olmasa orası karma karışık olur. Bunu da istedikleri kanaatindeyim ben. Niye? Bütün medya, gazeteler hepsi birden sadece orada kendi sesleriyle verdikleri şekle o anarşik o durumunu gösterecekler. Var. Yalçın Akdoğan akıl hocası. Yani malum diyor şeyler. Ki bu diyor şey, evet orada bir gencin yaptığı yanlış. Büyük Birlik Partisi kürsüyü devirdi filan. Kürsünün diyor üzerinde de bayrak vardı diyor, bu kansızlık diyor. Bu bayrağına hakaret diyor. Orada ya, kimsenin gözü hiçbir şeyi görmez. Bir dakika. Bayrağı bulunan kürsünün devrilmesi kansızlık. Peki güzel. Lan Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde Türk bayrakları indiriliyor, yakılıyor. İşte Yaşar Bey sen yine şey etme. Kalbin sağlam kalsın. Öpüyorum seni. Bakın bunlarınki nutuktur. Nutuk atıyorlar, netice alıyorlar. Bastırıyorlar, netice alıyorlar. Evet. Allah milletimize bunları ayırt etme ve dosdoğru değerlendirme konusunda bir yeteneğini arttırsın demek durumundayım. Hı. Okul meselesinde de bir cümle edeyim. Siz yüz verirseniz astar isterler. Dünyanın hiçbir yerinde kantonal şekilde kurulmuş devletler hariç hiçbir şekilde resmi dili iki devleti milleti ayrılmış birbiriyle olan bir devlet yoktur. Buna müdahale de edilmez. Buna aman verilmez. Bunu verdiğin anda, sesini çıkartmadığın anda üstüne çıkar.
tepene gelir. Ta tepende de ne yapacağı bellidir. Seni baştan aşağı batırır. Bunu kasıtlı olarak yapıyorlar. Bilerek yapıyorlar ve güya bir deneme yapıyoruz. Olmazların da olmazı olsun kabilinden de bir takım böyle laflar ediyorlar. Hayır efendim. Bilerek yapıyorlar, görev olarak yapıyorlar. Benim hiç şüphem kalmadı. Hiç şüphem kalmadı. Evet. Çünkü bütün bu rezaletlerden daha fazlasına ses yok. Ama biraz evvel söylediğim gibi ufacık hadiselerden veya bir protesto hadiselerinden hem öldürüyorsunuz hem kalanları da müebbet hapse mahkum eder şekilde cezalandırıyorsunuz. Bu bir diktatörlüktür, son cümle. Bu bir şeydir, devlet terörüdür. Ve bunu yapan devletlerin hemen hemen hepsinin arkasında kanunsuzluk, yolsuzluk, hırsızlık, bölücülük, ırkçılık ve grup hakimiyeti dediğimiz ele geçirme hareketi kolay yapılabilsin diye bunlar başka ülkelerde yapılmıştır. Bunlar ya tarih okumuyor, bunu ilk defa duyuyorlar, hoşlarına gidiyor. Evet. Ya da haberleri yok. Ama bu gidiş nerede bitecek? Ben söylüyorum, karakolda bitecek. Oraya doğru da gidiyoruz. Bir daha ikaz ediyorum. Evet, şimdi Sayın Bakanım. Buyurun. Bu ta geçtiğimiz 23 Ocak 2012'de, 2 sene önce yaklaşık, bazı kendilerine aydın sıfatını takan entel dantel takımı o tarihte Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in bir açıklamasını suç duyurusu yapmışlardı. Dikkat edin. 23 Ocak 2012. Yani 2 yıl yaklaşık önce. Neydi o? Necdet Özel'in söylediği şuydu. O gün bir şeyde, gazetelerde çıktıydı. Bu KCK operasyonlarını doğru bulduğunu, çünkü şehirlerde kendine gelen bilgilerde böyle bir örgütlenmenin olduğu PKK'nın ve Kürtçe eğitim taleplerinin, Kürtçe bir eğitimi geçirmesinin bölücülerin talebi olduğu ve bunu doğru şu anda bulmadıklarını filan söylemişti. Ender konuşturmalarından bir tanesi. Şimdi 2 sene bu suç duyurusuyla ilgili bir işlem yapılmadı. 10 gün önce açılımdan haberim yok dedi. Evet, açılım tamam ama bizim bir haberimiz yok dedi ve bir gizli el düğmeye bastı. Şimdi hemen Yargıtay Genelkurmay Başkanı'nın bu sözleri delilini yargıyı etkilemeye çalışmasından ve siyasi demeç vermesinden dolayı suç duyurusunda bulunma yaptı, bulundu Yargıtay Başsavcılığı ve Başbakan'dan bunun yargılanması için izin talebinde bulundu. Şimdi bu tam da şu sürece geliyor. Evet. Ve bir şey daha var. İşte 3 gün, 4 gün önce Ankara'nın göbeğinde, yani Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olan albay perişan edildi. Evet. Kuvvet elçiliği mensupları, birisi Türk'müş, nasıl Türkse, ve Ankara'nın göbeğinde güpegündüz 4 kişinin saldırısına uğruyor ve bu yarbay mıydı? Yarbay arkadaşımız pilot feci bir vaziyette hastaneye kaldırılıyor. Şimdi yani bunları yan yana getiriyorsunuz, bir başka bir şey oluyor. Genelkurmay Başkanlığı resmi açıklamasında yer alıyor. Bitlis valisinden şikayetçi oluyor. Artık yani buraya gelmiş iş. Neden? PKK köy korucusunu kaçırıyor. Şimdi biliyorsunuz bir yasa çıkardılar. İzleyicilerin hafızasını tazelemek için arz etmek istiyorum. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı yasaya göre valiler her şeye yetkili. Oradaki polis, jandarma, asker, erkek vali izin vermeden PKK'lılara bir tasarrufta bulunamıyorsun. Yanından silahlı geçiyorlar. Vali talimat verecek.
Ya vali Ankara'ya danışmak isterse? Zaten vali onu alıyor, bir dilekçe yazıyor, dilekçeyi alıyor, gidiyor Ankara'ya soruyor, gidiyor geliyor, adamlar geçiyor. Şimdi orada köy korumuşçusunun kaçırılma hikayesinde Bitlis'te validen izin istiyor ve operasyon il valisinin onayına bakacağız deniliyor ve bir şey gelmiyor. Ve o köy korucusu orada şehit ediliyor. Genelkurmay'dan Bitlis valisinden operasyon izni vermediği için yasal yollardan şikayetçi oldu. Şimdi bunları şunun için söylüyorum. Yani yan yana getirdiğiniz vakit çözüm süreci filan dediğimiz bir şey iyice, yani kim şey varsa ona adeta bir üzerine hemen çullanma. Şimdi adliye de çok farklı kararlar veriyor. Şimdi mesela Kürt parlamentosundan tutuk aklarını gıyabi tutuklama kararı olan mesela 21 tane sanık var. PKK yöneticisi. Bunlar yurt dışına kaçmışlardı. Şimdi onlardan geçen hafta geldiler 2 tanesi. Onlara mahkeme tutuklanmama garantisi veriyor. Evet. Ve geliyorlar Türkiye'ye, ifade veriyorlar, tutuklanmıyorlar. Şimdi diğerleri de bugünlerde gelecek. Ama Ergenekon davasında bir örnek, tutuklanmama kararı talebi yapılan mesela Bedrettin Dalan, mahkeme diyor ki biz karışmayız diyor. Mesela Tayyip Erdoğan'ın da bir zamanlar özel kalem müdürlüğünü yapmış olan İstanbul Milletvekili Doktor Çömez, Turan Çömez. Turan Çömez müracaat ediyor avukatları, biz diyor veremeyiz. Yani PKK'lı yurt dışına kaçmış olana Türk adli sistemi, yargı sistemi bunu veya o ilgili mahkeme diyelim, bütünleştirmeyelim, yani tutuklamama garantisini veriyor. Gel ifade ver ve ifade veren gidiyor. Ama Ergenekon davasında ve Balyoz davasında, İzmir, İstanbul casusluk davasında, biliyorsunuz şu anda 43 tane evet, vatan evladı tutsak. Tutsak. Çünkü gelip demeyelim, evet. Şey yapacaklar, tevkif edecekler. Peki şimdi bunları yan yana getirdiğimiz vakit, yani bu bir defa gerçekten Türkiye'de hukuk düzeninin alt üst olduğunu göstermiyor. Bir. İki, dün akşam itibariyle de biliyorsunuz şey bitti. Bugün mü bitti? Bu ihanet yasasını. Evet. Bugün. Bugün itibariyle maalesef PKK'lılara adeta PKK'yla, yani PKK'ya inanılmaz derecede Abdullah Öcalan'ın defalarca söylediği bir hukuki statü zemin yaratan yasa Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edilmediği için anayasaya aykırılığı %100 belli ve 110 tane milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkıp da bunu meclisi Anayasa Mahkemesi'ne götürmediği için, tabii burada ben CHP'yi çok önemli ölçüde buradan suçluyorum. MHP'nin de milletvekilleri, evet MHP'nin yapacağı burada çok az bir şey var. Çünkü 52 milletvekili olsun. 52 milletvekili batsın imzayı, CHP vermiyorsa teşhir edin. Bakın. Kaldı ki CHP için biliyorsunuz ana muhalefet partisi olduğu için anayasa gereği şeye gerek yok yani. İsterse 50 kişi olsun. 5 farklı. Direkt parti hükmü şahsiyetiyle Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz vakit, yani Türkiye alelacele böyle yuvarlanıyoruz. İşte okullar açılıyor. PKK bayrakları. Kürtçe. Şimdi Yaşar Bey, yayının başında o yarımdan tama diye bir teoriden bahsettim. Psikolojik. Özellikle bahsettim. Şimdi Türkiye'de yaşanan olaylar gerçekten insanın çıldırası geliyor. Şimdi Türkiye'de gerçekten çok önemli sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. Türkiye bunu konuşmuyor. Türkiye'de işsizlik meselesi var. Türkiye bunu konuşmuyor. Türkiye bölünüyor. Yani Türkiye bir savaş halinde. Tamam, tank yok, tüfek yok. Ama işte Ergenekon, Balyoz gibi bir takım davalarla
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever evlatları, vatansever evlatları esir alındı, tutsak alındı. Bir sürü dandik dandik delillerle. Ve kanun da kolaylaştıra. Tabii. Şimdi bakıyorsunuz, yani PKK, IŞİD gibi terör örgütlerine terör örgütü demek suç bu ülkede. Onların liderlerine terörist demek suç. Hükümet dillendiremiyor bunu. PKK, onların legal unsurları, HDP, KCK, DT, Demokratik Toplum Kongresi denilen örgütler devlete posta atıyor. Hedef gösteriyor. Bunlar özgürlükçü, demokrat insanlar ama ülkenin bağımsızlığından yana olan, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan insanlar, milliyetçi insanlar, vatansever insanlar, kötü insanlar. Türk bayrakları yakılıyor, her tarafta PKK bayrakları cirit atıyor, onlara dokunamıyorsun. Dokunanlar yanıyor, PKK'ya dokunanlar. IŞİD'e dokunanlar yakınıyor. Bakın, şimdi o konuya da geleceğiz. Ama aslında konuştuğumuz hiçbir konu birbirinden bağımsız bir konu değil. Dediniz ya, parçalar yan yana geldiğinde, o puzzle'ın parçaları yan yana geldiğinde büyük bir projenin Türkiye üzerinde oynandığını görüyorsunuz. İnsanlar isyan içerisinde. Yani göz göre göre insanlar umutsuzluğa sevk ediliyor. Panik halinde. Yani iktidar partisi AKP böyle ama dediğiniz gibi açılım yasasında 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Her konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüren Cumhuriyet Halk Partisi'nde tık yok. Dediğiniz gibi. Evet, 146, bugün 146 maddelik torba yasanın 11 tanesi götürdü. Anayasaya aykırı, evet, olduğunu söyledi CHP. Ve bunun 4 tanesine bugün müracaatını yaptı. Diğerleri de önümüzdeki doğru, hafta dedi. Doğru. Peki, çok affedersiniz. Bugün yaptığı müracaatı aynen doğru. %100 haklı CHP orada. Evet. Mesela bir tanesindeki hadise, çünkü bunda demin söylediğimiz o yasayla birbirine çok yakın olduğu için, siz de biliyorsunuz çok iyi takip ettiğiniz için, hukukçu da olduğunuz için. Mesela oradaki şey, bir devlet görevlisini, kamu görevlisini görevden aldığı vakit mahkemeye gitme hakkını elinden alıyor. Aynısı benzeri öbür tarafta. Efendim, şimdi anayasanın ana muhalefet partisine verdiği görevlerden biri bu. Diyor ki götür, Anayasa Mahkemesi takdir etsin bunu. Götürmedi. Ama açıkça söyledi, götürmeyeceğim dedi. Yerel yönetim özellik şartındaki çekinceleri biz kaldıracağız dedi. Ben Dersimli Kemal'im dedi. Yani gitti Diyarbakır'da bir takım bilmem neler söyledi. Şimdi çevresine baktığınız zaman sanki Kemalist, Atatürkçü, yurtsever insanlara ya benim partime oy vermeyin dercesine, insanın gözüne sokarcasına eylem yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi. Değerli abi, birlikte çalıştık. Hükümet döneminde de çalıştık. Bakın, türban konusunda o zamanki grup başkan vekili Sayın Şandır parti parti dolaştı. Bize de geldi. Biz bağımsızlık o zaman 13 milletvekili vardı. Şimdi türban konusunda eline çantayı alıp herkesi dolaşabiliyorsunuz da açılım PKK konusundaki yasa konusunda 50 milletvekili imza atıp biz önderlik ediyoruz, gelin Cumhuriyet Halk Partililer, gelin AKP'liler diyemiyordunuz mi? Diyemiyor musunuz? Türkiye'nin onca ateş, eliniz yanıyor, sorunları var. Ya muhalefet yok. Muhalefet tatilde. Bakın IŞİD, alın The New York Times'ın yazısı, haber. Diyor ki Türkiye'yi petrol kaçakçılığında Türkiye var diyor IŞİD. Himaye ediyor diyor. Alın bakın, ABD kongresinde yaptırım sesleri geliyor. ABD Dışişleri Alt Komitesi'nde Türkiye'ye ağır ithamlarda bulunuyor. ABD istihbaratı. Evet, geleceğiz ona. Ya bunlar var. Peki bizim ana muhalefetimiz nerede? Milli görüşçüyüm diyen insan Cumhuriyet Halk Partisi tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı yapılıyor. PKK'nın avukatlığını yaptığı denilen, Kodul ismi bulunan kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Mustafa Kemal'in partisi, öyle iddia o, genel başkan yardımcılığını yapıyor. Şimdi bütün puzzle'ın parçalarını yan yana koyduğunuz zaman resmi görüyorsunuz. Buna karşı tek çıkış yapan Sayın Doğu Perince ve İşçi Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin de bununla ilgili çok sert açıklamaları var. Bir de HEPA. Bak. Evet. Şimdi seçime katılma hakkına sahip 26 tane partinin içerisinde, yani meclisin içi ve dışı demiyorum, hepsini topladık. Hepsini, evet. Diğerleri de uyuyor. Yaşar Bey, bakın biraz evvel yine yayının başında söyledim. Feodal toprak ağalarının, çağ dışı sistemin
temsilcilerinin emperyalistlerle kol kola gelip bu ülkede yaptıkları oyunlara ses çıkartmamak ne demek ya? Ne demek bu? Adamlar ilerici, adamlar toprak ağası ya. Dünyanın neresinde toprak ağasının maraba diye gördüğü, kendi halkına özgürlükler vaat ettiği, özgürlükler getirdiği nerede görülmüş de Türkiye'de toprak ağalarının önderlik yaptığı adamlar Türkiye'de okullar yakıyorlar ya. Okullar yakıyorlar, birinin tık sesi çıkmıyor. Ya yavrucukların, yani eğitimsiz kalması bir ülkenin cahil kalması demektir. Başka konularda eleştirebilirsiniz. Neredesin ana muhalefet partisi başkanı? Neredesin diğer muhalefet partilerinin başkanları, grup başkan vekilleri? Lafa geldiği zaman çıkıyorlar, konuşuyorlar. Şimdi bir cümle söyleyeyim. Okullar aklı, kafayı çalıştırır, uyandırır adamı. Evet. Bağımlılıktan kurtulur, kafa hür olur. Evet. İşte şimdi, onu önlerseniz, hükmederseniz. Tabii cahil yaparsınız. 10 dakika bir reklam arası, ondan sonra devam edeceğiz. Çözüm sürecini ülkemizde egemen kılmak için gayretle koşturacağız. Süreç yasal bir zemine oturtulmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisiyle hesaplaştırdık. Katkımızı verdik. Biz çözümlerimiz Türkiye'de barış istiyoruz. İmralı'yla da, Bosna'yla da görüşme noktasında bu süreci başlattık. Biz geçmişteki bütün hatalara karşılık olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni bir kredi açtık. CHP de karşı çıkmıyor. Bu yasaya meclisin %80'i oynadı. Yani AK Parti, HDP ve CHP oydu. CHP'ye de teşekkür ederiz. Umuyorum ki bu yasa tasarısı Türkiye'de Türkiye'nin Kürt meselesinin kalıcı bir toplumsal barışla sonuçlanmasına neden olur. Geçmişte yaptıklarıyla yüzleştirdik. Bizi hala 1930'ların Cumhuriyet Halk Partisi gibi görüyor. İlk imzayı benim attığımı da içeren bir dilekçeyi kendilerine gönder. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne de götürmüştü. Son batımın kişisel öngörüsüdür kanaatimiz. Kardeşim, bunları yapacaktınız. Benim Özgen'im bu topraklarda niye şehit düştü? Özgen'i paşa yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında genel yönetim özelliği şartını mutlaka getireceğiz. Aldığımız yerden devam edeceğiz ama bu tabii şu anda biraz önce seyrettiğimiz şeyler hafızaları da tamamladı. Biraz önceki konuşmalarımızın da aşağı yukarı özeti burada maalesef. Bu da tabii bir şey. Şimdi IŞİD meselesi çok önemli. Dolayısıyla şimdi bu mesela PKK kaymakam tayin ediyor kendine göre ilçede. Resmi araç binip film açıyor. Yani şimdi bu ve bunların karşısında Ankara uyuyor. Davutoğlu efendi, adamın soyadı da bir taraf. Davutoğlu. Yani Davitoğlu gibi bir şey yani. Davut adını bilen. Altaylardan Tuna'ya, vay vay vay, Hoca Ahmet Yesevilerden Cihan İmparatorluğu kuruyor adam. Lan Türkiye'nin yarısı gitti be. Başbakan. Türkiye'nin yarısında yoksun. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Ekle. Demin reklam girdi araya. Şimdi jenerikte her şey özetlendi. Ellerine sağlık arkadaşların, emeklerine sağlık. Şimdi bakın Yaşar Bey. Bu çözüm süreci, bu IŞİD'le PKK sürecini birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu bir projenin başka başka ayakları. Farkındaysanız şimdi PKK kahraman ilan ediliyor. Yaratılan IŞİD düşmanına karşı. PKK'nın unsurlarına artık terörist demiyorlar. İşte Suriye'deki unsurları IŞİD'le savaşıyor diyorlar. Yabancı savaşçı. Evet, yabancı savaşçı, kahramanlar. Almanya, belirli devletler işte koalisyon oluşturmak suretiyle IŞİD'e karşı savaşacak unsurlar. Unsurlar dediği bizim
başbakanın diyemediği PKK teröristlerini unsur diyorlar ve silah. Bunlar bir oyunun parçaları dedik ya, puzzle. Türk ulusu bu olaya tanık geliyor. Herkes bunu görüyor. Bu işin içinde siyasi iktidardaki işte jenerik özetledi. Kimsenin bu işin farkında değilim diyemez. Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Hiçbir şey gizli değil. Gizli istihbarat bilgilerine gerek yok. İşte bizim programımızın en büyük olayı gazete haberlerinden, açık istihbarattan yapılan yorumları yapıyoruz. Analizleri ona göre yapıyoruz. Onun için şimdi IŞİD meselesine gireceğiz. IŞİD PKK meselesinden ayrı düşünmek mümkün değil. Bir oyunun parçası bunlar. Şimdi bu, bakın bu IŞİD meselesinde işte Obama güya ayağa kalktı. Amerika işte 40 tane ülkeden bir koalisyon oluşturuldu. Bize geliyorlar, gidiyorlar. Kerry geldi gitti, işte öbür tarafa gitti. Toplantılar vesaire. Had ediyorlar filan. Biz şimdi bir Türkiye olarak girsek mi, girmesek mi? Girsek mi? Ya giriyoruz ha, girmiyoruz filan. Ve tabii böyle, demin siz de söylediniz, Amerikan Kongresi'nden Türkiye'ye çok ağır ithamlar var. İşte New York Times gazetesi çok ciddi bir iddia koyuyor. IŞİD'den rant sağlayan hükümet üyeleri var. Bu çok ciddi bir şey. Yani gerçekten önemli bir iddia. Yani umarım ki bu palavra olsun. Times aynı şeyi yazıyor. Evet. Le Figaro bugün. İşte Aydınlık'ta mesela bugün işte pardon bugün değil. Birine, pazar dünkü 30 IŞİD'li eylem için Türkiye'ye sızdı. Yani şimdi bunlar tabii çok önemli bir şey. Yani, ve Amerika İstanbul, Ankara, İzmir'de Reyhanlı saldırısı gibi bombalı saldırı yapılabileceğinin ihbarını vermiş bizimkilere. Fakat bu arada mesela Bağdat denilen herifin, bu IŞİD terör örgütünün başındaki herifin sağ kolu Urfa'da tedavi ediliyor. Şimdi yani parasını da biz ödüyoruz ha, bizim cebimizden. Yani burada ya, eski Ankara'nın büyükelçisi vardı, Ricardona diye biliyorsunuz. Evet. O diyor ki biz diyor zamanında söyledik ya Türkiye'ye, bu terör örgütlerine, dinci terör örgütlerine şey yapmayın, yardımcı olmayın. Biz dinlemediler, El Nusrat terör örgütüne o tarihlerde yardım ettiler ve biz de diyor şey yaptık. Ve şimdi Cumhurbaşkanı makamında oturan zat da Katar'a giderken soruluyor bu IŞİD meselesi, Kerry'nin ziyareti vesaire. Ve orada diyor ki hala yabancı savaşçı diye tabir ediyor. Yani IŞİD terör örgütü, Allah'ın belası, Allahsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Allah'la alakası olmayan, dinle alakası, İslam'la alakası olmayan bir caniler iç sürüsü. IŞİD için terör örgütü diyemiyor. Ne diyor? Yabancı savaşçılar. Bizimkiler diyemiyor. Ha, şimdi ama hocam size... Yavur dersin Obama diyor. Onu söylüyor. Şimdi ve bir şey daha burada çıktı. Türkmenler meselesi Obama ile görüşmede gündeme geldiğinde Obama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı makamında oturan zata diyor ki çok kamp kurmakta çok geciktiniz diyor. Yani bitmiş o iş diyor. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz vakit Türkiye bir taraftan böyle bir noktada, bir taraftan da 49 tane esiri var. Ne olduğu belli değil. Bugün 96. gün. 96 gün. 3 ayı geçti bakın. 3 evet. Ayı 4. aya girdi. 96 gün önce Türk toprağı Musul'da işgal ediliyor. O IŞİD denilen canilerin, Allahsız kitapsızların bayrağı, Türk bayrağını indirmişler, yakmışlar. Orada bizim toprağımız şu anda işgalde. Bizim Musul Başkonsolosumuz dahil, 26 tane polis kardeşimiz, özel hareketçi dahil, 2 tane kadın, 3 tane çocuk da dahil olmak üzere diğer personelde 49 tane Türk Cumhuriyeti'nin resmi görevlileri eşleriyle beraber şu anda esir. Ve fecaat şu, ve biz, Türkiye'den giden şey, siz merak etmeyin, İşte
Musul'daki o tarihteki vali diyor ki ben diyor uyardım diyor ama dediler ki bize bir şey, yani biz tedbirimizi aldık. Evet. Geçici Irak yönetimindeki ne o? Nahçıvan ne yok herif neydi? Barzani'nin yeğeni ya. Neçirvan Barzani. Neçirvan Barzani işte diyor biz diyor uyardık ama diyor yani orada diyor. Kızılhaç terk ediyor. Şimdi hepsi terk etmişler. O zaman şu sorunun cevabını verecek. Cumhurbaşkanı makamında oturmakla olmuyor. Söyle bakalım söyle. Kim bu emri verdi? O tarihte Dışişleri Bakanı'ydı Davutoğlu. Şimdi başbakan oldu. Söyle Davutoğlu. Kim bu emri verdi orada kalın diye? Neye güvenerek verdiniz? Şimdi ortaya getirilen şeyler çok açık. Amerika diye bir tür CIA'yı tespit etmiş. Petrolden çok ciddi pay alıyor IŞİD. İşte borularla adamlar tespit etmiş. Günde 1-2 milyon dolar diyorlar. Ve sen bunlara silah verdiğin iddiası var. Sen bunların yaralılarını tedavi ediyorsun. Yediriyorsun, içiriyorsun. Türkiye'de aşağı yukarı 3000'e yakın IŞİD militanının olduğu ifade ediliyor. O bir tane Kocaeli'nde vali. Bu valileri zaten öpeceğim ben. Yani 3-5'inin dışında bu vali, bunların tayin ettikleri valileri hepsini gözünün içinden öpmek lazım. Kocaeli valisi diyor ki orada Dilovası'ndan 2 minibüs 25 tane Türk genci oradan alınmış. IŞİD'e silahlı militan olarak terör örgütüne götürülüyor. Vali diyor ki yani abartılı bir şey diyor. Evet böyle bir şey oldu ama diyor bu çok abartılı diyor filan böyle bir şey. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz vakit Türkiye yani önümüzdeki süreçte ya gerçekten Allah korusun ama yani Allah biraz da akıl vermiş size. Nasıl olacak bu IŞİD meselesinden nasıl Türkiye kurtulacak? Şimdi tabii çok söylendi. Dinleyenler de aynı şeyi tekrar tekrar dinlediği için bıkkınlık gelebilir diye düşünüyorum. Bazen de doğru bir şeyi zihinlere iyice kazınmak için söylemek gerekir. O IŞİD diğer terör örgütleri gibi batılı ülkeler tarafından hazırlanıp piyasaya sunuluyor. Yani bugün Afganistan'daki olay da böyle olmuştur. Geçmişte Lübnan'daki olaylar da böyle olmuştur. Şimdi buradaki olaylar da aynı şekilde oluyor. Bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bunların toplanıp yetiştirilip bu aklı havada olan hatta kumandaya takılmış, şartlandırılmış, beyni iyice yıkanmış olan terörist grupların toparlanarak eğitilmesi, bakın bunlar silah kullanıyor, tank, top, uçak savar vesaire, çok iyi bir şekilde yetiştirilip salıverilmesi konusunda emperyalist ülkeler, batılı ülkeler bu işin ta göbeğinde. Finansmanı da bir miktar kendileri sağlamak suretiyle yapıyorlar. Şimdi buraya kadar tamam. İçinden ihanet edenler yahut dönüp kendine çalışmaya başlayanlar olursa onlar da elimine ediliyor. Fakat bir korku saldı şimdi Batı'yı. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle zencilerden böyle bir köyler, şeylerde, şehirlerde, mağazalarda, fabrikalarda, askeri tesislerde bomba patlatma bizde olduğu gibi hareketlere girişebileceği ve altını üstüne getireceği, buna alışık olmayan zengin topluluklardaki paniğin de nelere mal olabileceği şeklinde bir paniğe kapıldılar. İngiltere öyle. Yani şimdi IŞİD'den nasıl kurtulacak? Batı kurtuluşun yolunu buldu. O da şudur. Kendilerine zarar verebilecek hale gelen, kendi yetiştirdikleri bu canavarların, bu robotların temizlenmesi lazım. Ve buradan iddia ediyorum, hangi ülkeden, hangi teröristler, hangi noktalarda savaşıyor ve hangi işleri yapıyorlar, ben eminim ki bunlar nokta nokta takip ediliyor ve biliniyor. Hem kolay anlaşabilmeleri, çünkü hepsi Arap asıllı değil, değişik dil şeylerden, ama müştereken bildikleri bir İngilizce, Fransızca, Almanca vesaire diller memleketlerine göre o dilleri de biliyorlar. Onun için bu tür olaylarda birbiriyle kolay anlaşabilecek insanlar bir araya toplanır. Dolayısıyla Fransa'nınki bir yerde, Almanya'nınki bir yerde, İngiltere'ninki bir yerde, Amerika'nınki bir yerde bir şeyler yapıyorlar, yaptırılıyor. Şimdi bunlar burada bir de kan dökmeye, kan içmeye, kelle kesip Allah-u Ekber diyerek efendim din adına bir şey yaptıkları halleriyle falan gidiyorlar. Bunlar tam bir canavar ve adam öldürme makinesi haline geliyorlar.
bunları buralarda bitirmek lazım veya kendi ülkelerine bunları sokmamak lazım. Orada da çok değişik şeyler yaparak orada da özenti içinde olan manyakları şey ederler, harekete geçirirler ve biriktirdikleri servetler, insanlar tahrip olur. Onu önleme geçeyim. Bak burada iddia ediyorum. İlk defa söylüyorum. Belki basını da ilk defa duyuracak. Bunların temizlenmesi için öbek öbek konulmuş olan bu teröristler, IŞİD'çiler, Amerika kendi ülkesine gelmesini istemediklerini, İngiltere kendi ülkesine istemediklerini birlikte yok edecekler. Geriye kalanlar, kendilerine dönmeyecek olanlar, döndürülmeyecek olanlar da burada kalın siz. Ölen ölür, kalan sağlar sizin olsun. Yiyin birbirinizi, gebertin sonuna kadar. Biz de oh rahat edelim, bize de hep muhtaç olun. Bol bol da silah satalım, petrollerinize el koyalım. Sizin bizim gibi bir hamiye veya böyle bir yutturmaca, kendisini yutturabilen ihtiyacım var. Zaten Sayın Bakanım, bütün Amerika El-Kaide'yi dedem mi yaptı? Kendileri yaptı. Bütün terör örgütlerini, İslami terör örgütlerinin arkasında Amerika var. Ondan sonra dönüp de kendi başına bela olunca hop. Şimdi temizlemenin kolaylığını söylüyorum ilk defa. Bunlar öbek öbek ve aynı cinsten insanlar oralarda belli. Hangilerinin, kimlerin imha edileceğini ve kendi ülkelerine bunların dönmeyeceğini, görevlerini yaptılar. Daha sonra bunların yerine daha çok insan aynı şekilde piyasaya sürülecektir. O konuda da muazzam bir kabiliyetleri ve birikimleri var. Dolayısıyla kalanlar birbirini öldürsün demektir. Şimdi enteresandır. Bu kadar kolay oluşunun sebebi mezhep ve dayalı devlet politikalarıdır. Dolayısıyla Şiiler Sünnilerin ezilmesinden, Sünniler Şiilerin ezilmesinden öyle memnun ki bu konudaki uzmanların ortak ifadesidir bu söylediğim. IŞİD'e karşı bir türlü birlik sağlayamıyorlar. Ve sözde komutanlar, bakın, Amerika terk ederken Irak ordusunu güya düzenledi, komuta kademesini kurdu filan. Bu komutanlar da bu sefer ne yaptı? Şii esas şeyle çoğu mezhebine dahil şartlanmış ötekine. Öteki de ona şartlanmış. İki düşman. Dışarıdaki düşman önemli değil. Karşısında yanındaki kendi kardeşi düşman. Aynı bizdeki gibi şimdi düşman yarısı iktidarın şeyi, dostları yarısı da düşman. Bunun gibi bir düşmanlık şeyler ve sözde komutanlar da bırakıp kaçınca silah, şusu busu her bakımdan eline geçti mi? Bir büyük güç kuvvet haline geldi. Ama yine iddia ediyorum, öldüreceklerin listesi ve yerleri bugünden bellidir. Bunun üzerinde devlet erkanı demiyorum, vatandaşımızın kafa yormasını istiyorum. Bu bakımdan Fransa'daki yapılan toplantıya belki dokunma imkanı olmaz diye oraya girmek isterim. Fransa'daki toplantıda Fransa o konuda bir samimiyeti var. Kendi istediği gibi kararı da çıkarttı. Çünkü Fransa Suriye ve Lübnan üzerindeki öteden beri gelen hakimiyetini ve sevk etme, yönlendirme, kullanma hakimiyetini devam ettirmek istiyor. Amerika da bunun elinden almak istediği için Lübnan biliyorsunuz yıllar önce darmadağın oldu. Ve hala kimin kiminle savaştığı belli olmaz hale geldi. Ve Fransa oradaki kalıntılarının devamı için de bu işlerin bitmesini ve Suriye üzerindeki etkinliğinde Ruslarda da gayet güzel paslaşmak suretiyle devamını sağlıyor. Ve böyle bir karar alınmasını sağladı. Biz bunların içerisinde yokuz. Şimdi zannediyorum ki IŞİD hareketi, tabii İslami değil ama bunun dinle, imanla, Müslümanlıkla alakası olmadığını Obama'nın söylemiş olması, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olması benim fevkalade zoruma gitti ve çok incindim, kırıldım. İslam'ı bildiklerini, Müslüman olduklarını, en iyi Müslüman olduklarını söyleyen, bu Türkiye'yi idare eden iktidarın başı ve daha yukarıdakiler bunun böyle olduğunu ne zaman söyleyecekler? İşte söyleyemedikleri için bunlarla kucak kuşağı kanka olmuşlar. Beraberler, kardeş olmuşlar. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Ve nereye kadar gidiyor? Birlikte petrol ticareti yaptıkları, birlikte zengin oldukları, para kazandıkları. Yani savaşın içinden bir de para kazanan tacir zümreler türüyor. Bunların içerisinde Türkiye itham edilir hale geldi. İnandırıcı mı? Sen inanma, ben inanmayayım. Ama dünya buna inanıyor. İnandığı için tehlikeli sizin açtığınız konu. Bu petrol kaçakçılığı yapması. Bir de Sayın Bakanım, bakın şimdi burada IŞİD'den şey yaparken
işte biliyorsunuz Allah'a ekber deyip kelle geçiriyor. Şimdi bu nasıl kafadır ki Aile Bakanlığı güya evliliği esnetmek için bir kampanya başlatıyor. Afişlerde kelleleri kopmuş. Şunu yakından gösterebilir miyiz ya? Fileye konulmuş. Fileye konulmuş gidiyor. Lan işit kapalı. Bunu hangi gerizekalı yapmış ya? İşte kültür bu bakın. Ya zihniyete bakın. Bak. Şimdi zihniyete tabii. Bak. Tabii. Şu anda dünyanın gündeminde kelle uçurma var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Aile Bakanlığı hangi gerizekalı o bu işi icat etmişse orada şunu devletin bakanlığı adına afiş yapıyor. Bunların kafalarını var ya ben bir öpeyim. Şimdi böyle bir şey olabilir evet. Mi ya? Efendim bu bir zihniyet geliştirme tarzıdır. Olur diyorum ya akla ziyan işler derken. Çok güzel olur. Oldu bakın işte oldu. Çünkü kafalarında belirli suç saydıkları ve kendileri gibi düşünmeyenleri imha etmek ve yok etmek büyük sevdadır. Evet. Bastırabilirlerse biraz nefes alıyoruz. Şimdi Sayın Bakan. Evet. Bugün bir iki gazetede vardı. Özellikle Hürriyet Gazetesi'nde de güzel bir harita çıkardı. İşte güneydeki sınır kapılarımızda tam 6 tane ayrı bayrak var. Bunu bir yaklaştırabilirsek. Yani bu dehşet bir şey. Sen orada bir Suriye ile uğraşıyordun. Şimdi her sınır kapısında 6 tane ayrı paça var. Bunların terör örgütleri işte PKK'sından bilmem nesine kadar, IŞİD'inden bilmem nesine kadar. Biraz daha netleştirebilir miyiz? Yakın haritaya gelelim. Yeni komşular değil de resme gelirsek biraz daha. Yaklaştırırsak resme. Yaklaştır. Olmuyor mu? Hah. Şuraya bakın. Şimdi burnumuzun dibinde 6 tane terör örgütü ya. Şimdi burn. Ve başbakanlık koltuğunda oturan zat-ı muhterem de dün Söğüt'te sallıyor. Cihan İmparatorluğu'nun dövüşüne, buradan doğuşuna şahitlik ediyorsunuz. Şimdi Sayın Bakan. Rütük olmasa ben sana bir şey diyeceğim ama. Geçtiğimiz yayınlarda bir analiz yaptık. Dedik ki Davutoğlu'nun tabii ki başbakanın dış politikasının sıfır sorunlu bir dış politika iddiaları oydu. Olmadığını aslında Davutoğlu'nun o kitabındaki gibi stratejik bir derinlik olmadığı aslında stratejik bir sığlık olduğunu söyledik. Doğru. Ve dedik ki artık Afganistan komşumuz dedik. Değil mi? Böyle bir analiz yaptık. Şimdi işte gösteriyorsunuz. Bunu ne zaman yapmıştık biz? Tabii daha önceki yıllarda yine Bakan Bakanı programında daha Suriye meselesi patladığı zaman. Şimdi o zaman iddialar vardı. Deniliyordu ki Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye Suriye içerisinde El-Nusra, El-Kaide ve IŞİD gibi, IŞİD o zaman yoktu. El-Nusra vardı, El-Kaide vardı. Özgür Suriye Ordusu diye tanımlanan bir takım yapılaşmalara destek verdiği söyleniyordu. Ve bizim o tarihteki başbakanımız Esad'a Esad değil, Esed diyordu. Şöyle hafızalarımızı bir tazeleyelim. İstanbul'da bunlarla toplantılar yapılıyordu. İşte kapılarımız açıldı, bunlara kamp dedik bilmem ne. İşte bugün 2 milyonu bulan bir takım Suriye'den gelen göçmenlerin ülkemizde yaşadığına tanık oluyoruz. Birçok illerimizde ciddi problemler var. O zaman söyledik biz bunlar. O zaman da yazıldı. Hatta birkaç ay önce biz burada bir kendi aramızda daha bu petrol ile ilgili haberler çıkmadan dedik ki küçük haberler vardı. Ya işte IŞİD nereyi işgal ediyor? Suriye'de Suriye'nin petrol bölgelerini. Irak'ta nerede işgal ediyor? Irak'ın petrol bölgelerini, özellikle Musul bölgesini işgal ettiğini ve burada üretilen petrolü sattığını konuştuk burada. Ve dedik ki ya bu şey değil ki ya birkaç lira bir çanta dolusu para değil ki bu. Söz edilen ciddi miktarda petrol. Bunun bir kere sevkiyatını nasıl yapıyorsun? Bunu böyle bir iki tankerle yapılan bir sevkiyat değil bu. Yani al bir iki tankerle götür, bir iki bilmem neyle falan değil. Kullandığı mermi şey atmıyor ki, gazoz kapağı atmıyor ki adam silah kullanırken. Gösteriyorlar televizyonda, arka arkaya tarıyor. Ciddi silahlar var. Bu cephaneyi nereden buluyor? Bu petrolü nereye satıyor? Ve iddia o ki
İşte Türkiye tarafından bunların satıldığı kara para aklama iddiaları oydu. İşte bakın şimdi ABD Kongresi'nde Dışişleri Alt Komitesi'ndeki oturumda açıkça ki kongreye gelen olay bilgiler, senatörlere gelen olay istihbarat birimlerinden gelen resmi bilgilerdir. Orada açıkça Türkiye ile Katar'la birlikte, Türkiye'nin Katar'la birlikte terör destekçisi olduğu, bu nedenle Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini söylüyor. Hatırlayın, Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı, o zamanki Başbakan Amerika'ya gittiği zaman gazeteler de yazdı, parmak sallamış. MİT Müsteşarı Fidan'da orada, ABD'de tavır koymuş, niye parmak, biz sizin orada Suriye'de ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz denmiş. Ve bu bilgi bizimkiler tarafından sızdırılmadığına göre Amerikalı yetkililer tarafından sızdırılıyor. Bunu yazan gazeteci Amerikalı bir kaynaktan aldığını söylüyor bunu. Bunlar hep yazıldı, çizildi. İşte söylüyorsunuz, The New York Times diyor ki ciddi olarak petrol sevkiyatını Türkiye'nin yaptığı söyleniyor. Bugün Katar'da bakan açıklama yapıyor. Yok diyor, biz diyor hukuk devletiyiz diyor. Bu petrolü biz IŞİD petrolü diye bilmeyiz diyor. Tabii ki IŞİD petrolü diye bilmezsin. Irak ve Suriye var. Birleşmiş Milletler'de tanınan iki devlet var. Oradan üretilen petrol var. Oradan yapılan sevkiyatlar var. Şimdi bir cümle söyleyeceğim. Tabii. Türkiye topraklarından bu petrol Akdeniz'e ulaşmıyorsa hangi ülkeden çıkabilir? Tabii. Mümkün mü? Tabii. İşte oraya geleceğim. Çıkabilir. Onun şimdi için efendim, buna herkes inanır. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Bu hiç kimse yani istihbarat birimleri var. Telefon dinlemeleri var. Alman işte gazetelerde yazdı. Almanya diyor ki tabii ki ben seni dinleyeceğim diyor. Çünkü senin ülken diyor terör örgütleriyle iç içe diyor. Plastik borularla getirdiler. İşte bugün televizyonlarda da vardı. Şimdi Amerika'dan ve Birleşmiş Milletler'den resti fazla görünce askerin gözü önünde karşı taraftan petrol bize aktarılıyordu. Şimdi onları kesiyorlar. 500 civarında hortumla döşenmiş, böyle döşenmiş şu şeyde hortumla bu tarafa aktarıyor. Ve polis asker gözünün önünde, askerin suçu yok. Ona verilen talimat var. O talimatı kim verdiyse. Yaşar Bey, de şimdi de affedersin. IŞİD bilmem, tabii ki savaşçı bilmem ne ve Yaşar efendim Bey, üzerine de çok gidilmiş bir toplumun efendim tepkisi. Davutoğlu'nun söylediği bu. Bakın, açılsın diye söylüyorum. Bunların hareketli fotoğrafları, simalar, isimlerle beraber Amerikalı'nın, Alman'ın elinde. Şimdi faciayı işte onu işte, sayın bakalım, onu söylüyorum şimdi. Faciayı, Alman istihbarat Merkel diyor ki ben diyor istihbarat birimlerinin faaliyeti hakkında size açıklama yapmak durumunda değilim diyor. Şimdi Alman adam istihbaratı mısın sen demektir bunu, tabii sizin şey, izlemiş. Tık yok. Tık yok. Sen nasıl beni izlersin diyemiyor. Amerikan istihbaratı dinlemiş. Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Türk üyesi diyor. Bugün gazetede vardı. Yani Türk bizim soydaşımız ama Alman vatandaşı ve Alman Yeşiller Partisi'nde parlamentoda. Türk. Bizim burada verdiğimiz tepkinin diyor onda birini Türkiye vermiyor. Niye acaba diyor. Bakın Türkiye ajanlar cenneti haline geldi. Ülkenin özellikle güneydoğusu ajanlar cirit atıyor. Bırakın ajanları cirit atmayı. ABD konsolosu, Adana konsolosu güneydoğu illerinde, ilçelerinde geziyor. Şimdi biraz evvel söyledim, IŞİD'le PKK'yı birbirinden ayırmamak lazım. ABD IŞİD'e terörist derken 3 ay önce 5 ay önce IŞİD yoktu. Peki ABD PKK'ya, Suriye'deki uzantısı PYD'ye, El Nusra'ya, El Kaide'ye, ABD, İngiltere, Hollanda, Fransa terörist diyor mu demiyor mu? Demiyor. Bütün operasyonları aklı sıra, tamam mı? Neye karşı yapacak? IŞİD'e karşı yapacak. Bakın biraz evvel siz söylediniz. Ya kardeşim, Musul valisi gidiyor. Irak ordusu tüyüyor. Ondan sonra Kızılaç gidiyor. Bütün yabancı ticaret erbabı Musul'u terk ediyor. Benim oradaki konsolosum oturuyor. Hatırlayın, Dışişleri Bakanı da o zaman Amerika'da talimat veriyor. Oturun oturduğunuz yerde diyor. Yani acaba insana... Fehmi Koru'nun kardeşinin şeyi yok mu açıklaması? Hayır, onlar diyor esir alınmadı diyor. Onlar diyor misafir ediliyorlar diyor. Yani şimdi bakıyorsunuz, bakın IŞİD ne yapıyor? İki tane Amerikalı gazetecinin kafasını kesti değil mi?
Dün de İngiliz'in kesti. Şimdi yükselden... Avrupa, İngiltere, Amerika, bazı Avrupa ülkeleri kendi halkını ikna edemiyor. Siz Irak, Suriye böyle gereksiz bir yerde komple olduğunu da biliyorlar kendileri. Evlatlarının gitmesini istemiyor. Adamlar sanki şöyle yapıyor IŞİD tahrik etmek için. İlk önce Amerikalı, iki tane Amerikalı'nın kafasını kesti. Bugün İngiliz'in kesti. Şimdi acaba diyorsun. Ya bir insan Amerika, İngiltere benim bulunduğum bölgelere operasyon yapsın diye tahrik mi ediliyor? O devletlerin eline bazı kozlar mı veriliyor diye yani biraz şeytanın avukatlığını yapmak lazım. Yan yana koyduğunuz zaman bir garip bir şey. Bakın bugün Paris'te toplantı yaptılar. Çünkü Rusya dedi ki sen bağımsız bir devlet olan Birleşmiş Milletler'in üyesi olan bir devletin izni olmadan ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı olmaksızın hava harekatı yapamazsın dedi. Bakın Suriye ile ilgili karar çıkartamadılar. Ne yapacaklar? Irak'a yapacaklar. Peki şimdiye kadar neredeydi sizin aklınız? Hep söylüyorduk. Toyota'larla işte marka söylemeyeyim. Böyle açık kamyonetlerle asfalttan ülke işgal edildiğini siz nerede gördünüz? Adamlar bir de gidip hep petrol bölgelerini adamlar işgal ediyor. İşin acısı o bölgede büyük oyunlar oynanıyor. Bizim de ülkemizi de kapsayacak şekilde işte PKK diyorum. Kürtleri kullanmak suretiyle o Suriye'deki, Irak'taki ve bizim bölgemizdeki bazı Kürt destekçilerini kullanmak suretiyle orada bir kıyam yapacaklar. Arapları kırdıracaklar. Bakın yine gazete haberlerinde PKK köyleri basıp 13-15 yaşındaki çocukları askere ihtiyacımız var diye topladıklarına dair haberler var. Ne yapıyorlar? Asker topluyorlar kendisini. Kime karşı topluyorlar? İlk akla gelen Türkiye'ye karşı bir operasyon yapılacağını. Ama çözüm sürecine baktığınız zaman o unsurların Suriye ve Irak'a doğru kaydırıldığını ve orada karakolları işgal ettiğini ya ve orada sözle IŞİD'e yani, karşı Amerika Büyük Ortadoğu Projesi'nin evet. O bu bizim Türkiye'yi de içine alacak bölgesinde planını uyguluyor. Evet. IŞİD Amerika'nın ve İsrail'in Piyonu, onların kurdurduğu, desteklediği bir şey. Türkiye'nin de destek verdiği maalesef bir hadise. Şimdi tabii iş büyüyüp kendilerine yönelince kendi kontrolünde her sefer çıkar. Yani bu terör örgütüyle yatağa girersen eşkıyayla girersin, evet. Tabii şey yapıyoruz. Neyse. Şimdi vaktimiz ilerliyor. Bu çalışma hayatıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu da değerlendirelim. Şimdi bu asansör faciasından sonra, katliamından sonra bakın 3 gün içinde 5 yine inşaatlerde 5 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Yani kimsenin umurunda değil. Şimdi Çalışma Bakanı Faruk Çelik benim de yani sevdiğim arkadaşım kişisel olarak şimdi bir garip beyanat veriyor. Bir taraftan müfettişlerin 301 işçinin katledildiği Soma'daki olayı tahkik etmek için müfettişleri hakkında ya çünkü oradaki müfettişlerin sahte raporlar verdiği iddiaları var. Savcılık soruşturma açacak. Onlara katiyen izin vermiyor o müfettişlere. Bir taraftan da dönüyor diyor ki ya diyor bu diyor nasıl iş diyor böyle işte insanı köleleştirirseniz can ikinci planda kalır. Yani para kazanma hırsı öne geçiyor. Peki kardeşim sen orada bostan korkulu musun? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanısın. Şimdi Allah Allah o bakanlığı biz de yaptık yani. Şimdi hiç olmazsa bunu konuşma. De ki vallahi işte doğru haklısınız filan. Şimdi bakın alelacele meclisten yasalar çıkartıyorlar. Hepsi dandik yasalar. Şimdi çok fazla kamuoyunun önünde bir infial yaratıldığı için bu torba yasaya filan keren de olsa madencilerle ilgili işte onların ölenlerin yakınlarına filan bir düzenlemeyle bazı yasalar çıkarttılar. Bunları çıkartırken biz belki hatırlayacaksın burada söyledik dedik ki ya bu böyle olmaz. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Nitekim canım şimdi sen orada 301 tane madenci için peki maden ocaklarında aynı şekilde ölen hayatını kaybeden yüzlerce insan var. Zonguldak'ta İşte TTK kurumunda ölenler var. Başka madenlerde ölenler var. Sen şimdi nasıl bir kanun çıkartıyorsun ki münasıran buna? Nitekim Zonguldak'ta babalarını kaybetmiş olan madencilerin çocukları Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. İşte avukatlar filan bir hazırlık yapıyor. Yani anlamak mümkün değil. Zonguldak deyince aklıma gelen bir dehşet bir şey. Devletin işlettiği
Devlet, devlet, özel sektör değil. İşte aşağıya madene inen şeye bunlar kilit takıyorlarmış. Ve utanmadan onun başındaki herif, kim o herif? Herifin ismini bulamadım şimdi. Müdür, her savunuyor. Herif diyor ki, ya utanma yok ya, kilit vurmuşlar asansöre. Asansöre kilit vurmuşlar. Şuraya bak. Niye yapıyorlar acaba? Efendim. Kaçarmış. Mesaiden önce, mesai bitiminden önce kaçmasın diye. Dehşet bir şey ya. Lan katili burada arıyorsun. Çalışma Bakanı. Başbakan. Oturmayın be. Senin, ya bırak özel sektörün yediği halkları. Devletin işlettiği Zonguldak madenlerinde aşağı inen asansörün kapısına kilit vuruyorsun. Peki facia olsa kilidi bulamayacaksın. Nereden biliyor ki bulacaksın? Kilit dışarıdan vuruluyor sayın bakanlarım. Ya bu, kilit dışarıdan vuruluyor. Bunlar insan. Ya orada 1800 bir seferinde ya. 1800-2000 işçi çalışıyor. Katliam olacak orada ya. Buna sebep o herif var ya, o herif. Lan bana bak. Seni oraya tayin edenin de gözünü çiçeğinden öpeyim, senin de gözünü çiçeğinden öpeyim. Lan niye diyorsunuz lan? Katla ya işçi. Ya işçilerin şeyi yok abi. Bu memlekette yoksulsan, garibansan öleceksin abi. PKK ile mücadelede ölen çocuklar hepsi yoksul Anadolu çocuğu. Öyle. Bir tane milletvekilinin çocuğu var mı? Bir tane zenginin çocuğu var mı? Askeri bir tane üstünde bürokratın çocuğu var mı? Hepsi keyfe. Bak işte Cumhurbaşkanı'nın bir oğlu şeylerinde sakatlık varmış alt kademelerinde neyse işte. Bir tanesi de 21 gün geldi gitti, tamam. Bu ya burada yoksul olunca, fakir olunca, fukara olunca ölmeye mahkumsun. Yani bir tarafta milyar dolarlık, milyon dolarlık projelerle dev plazalar, işte binalar dikiliyor 20 kat, 30 kat, 40 kat, 50 kat. Ama öbür tarafta o projelerde çalışan işçilerin cenazelerini kaldırıyor. Gariban 10 tane onun yakını. E neden? Şimdi sınıfsal bir mücadele yapmayıp da mikro Kürtçülük, ondan sonra etnik milliyetçilik yaparsan hiç kimse üretimden söz ediyor mu? İşsizlikten söz ediyor mu? Bu pastayı ne kadar çoğaltırız, şu kadar çok kazanırız diyor mu? Yaşar Bey, dertleri para. Etnik abi, milliyetçilik. Ama şimdi iki bakan da bir bak. TOKİ diyor bu işten sorumludur diyor. Kaçamaz sorumluluktan diyor. Kim diyor? Çalışma Bakanı. Eski işte bu yolsuzluk hikayelerine, rüşvet hikayelerine karışmış olan Bayraktar'da diyor ki biz diyor aslında diyor çok diyor şeyler hazırladık. Fakat diyor lobiye yenildik diyor. Hangi lobiye? Büyük sermaye. Para babalarına. Kendisi söylüyor. AKP'nin bakanı söylüyor. Biz diyor yönetmelikler hazırladık. Yasa çıkardık fakat uygulatmadılar. Lobi baskı yaptı. Biz de geri adım attık. E sendikalar nerede? Siyasi partiler nerede? Ya sendikaları zaten boşver. Ne sendikası mı var? Nerede? Teslim olmuşlar. Türk İş Büyük Kongresi'ni yapıyor. Ben Dersimli bilmem kimim diyor. Solcu geçinen. Nerede emekten yana? Yaşar Bey. Millet uyuz oldu, uyuz. Bak Göztepe eski SSK hastanesi, şimdi eğitim hastanesi Sağlık Bakanlığı'nda 11 tane çalışan çoğunluğu taşeron işçi uyuz uyuz. İstanbul'un göbeğinde uyuz yayılıyor. Zaten aslında ben de uyuz oluyorum birçoğuna da. Yani vatan bölünüyor, milliyetçilik yok. 713 sene önceki Söğüt'te milliyetçiliği kutluyoruz. Solculuk bitmiş, emekle ilgili sermaye yok. Tamam mı? Etnik milliyetçilik. Ben Dersimliyim. Ben Kürdüm. Ben bilmem neyim. Bu böyle ülkede böyle olur işte. Şimdi Sayın Bakanım. Evet. Bu iş hukuku sizin de yani doğrudan konum değil ama yan tarafından evet. Da olsa İktisat Fakültesi'ne şey ne diyorsunuz bu gelin? Şimdi tabii bu mevzuat olarak isimlendirelim bunu. Bunu hazırlayacak ve düzenleyecek olan birinci derece sorumlu bakanlık sizin eski bakanlığınız. Yani çok şey yaptınız orada. Onu biliyorum. Ama sizden sonra doğru yapılanlar da bozuldu. Evet. Dolayısıyla daha ileri seviyede iş güvenliğini, iş emniyetini esas alacak maddelerin önü bırakıldı, açıldı. Dolayısıyla çok kazan, %900 kazan, sen yeter ki kazan, bunu diyenler kalkın kafasında şu soruyu da beraberinde getiriyor. Çıkarın ne arkadaş? İnsanlar ölürken, bunlar bu kadar çok serbest bırakılıp para kazanırken senin bundan çıkarın ne? Bunlar sorgulanıyor. Bizler konuştukça daha fazla
sorgulanacaktır diye düşünüyorum. Ama gözü kör olsun ki siyasette meclis partilerinden birisi olunamadığı için bunlar aktarılamıyor vatandaşın heyecanına. Bir ölüyor. Tabii yani 13 milyon tabii. İnsan işsiz. Bir tarafta Ankara'da gazetede vardı 2-3 gün önce. Ankara'da bir iş adamı bilmem ne Arabi bir hel abici bir yere bilmem altın göndermiş. Pastanın üzerine evet. Altın. Yaşar altın Bey, pastası tabii. Yiyorlar. Şimdi lan tabii böyle bunu yaparlar. Çünkü sendikalar bir iki tane kıpırdayan bir şeyler yapmaya çalışan tek tük adamlar içerisinde var. 3-4 tane sendika genel, var hocam. Genel itibariyle hepsi sarı sendika. Onu diyeceğim. Sarı sendika olmuş. Gelsin anlatsınlar bana. İktidarın veya artık turuncu. İdeolojik. Sarının da hiç olmazsa bir yeri var. Düşüncelerin esiri olmuşlar. Sendikalar çalışma hayatının olmazsa olmazı, demokrasinin olmazsa olmazı, hak ve hukukun sağlanması için garibin olmazsa olmaz müessesidir. Bunun için oraya oldukça yüklü miktarda imkan ve şey yaratılır. Bunlar yapılmadığı zaman, mevzuatta düzenlenemediği zaman bu işleri önlenemez. Vakit kısalıyor diye söylüyorum. Bir basında da dikkatimi çekti bir konu. Bu ocakların, maden ocaklarının denetlenmesi, müfettiş raporları şusu busu. Baştan aşağı sahte rapor veriliyor. Şimdi çıkan torba kanun var ya, o kanunda da eğer iktidarın arzu ettiği gibi rapor vermezse müfettiş, başbakanlıkta kurulmuş olan bir daire kuruldu oraya, bir bölüm. Oraya başbakan hiç kimseden izin almadan o şahsı alıp oraya atabiliyor, sürebiliyor, dilediği şekilde tasarruf şimdi edebiliyor. O torba yasadan çıkan şey. Yasadan çıkan. Allah aşkına böyle bir vahşet teşvik edilebilir mi? Yani bunu insan olan azıcık kalbinde az birazcık böyle Allah korkusu kalsa, insan sevgisi kalsa böyle bir kanun, böyle bir şey çıkarılır mı Allah aşkına ya? Kulu kula, insanı insana esir eden, insanı merhametine veya öfkesine teslim eden kanun mudur? Kanun değildir. Ya torba yasadan neler çıktı ya? Kimse bilmiyor. Risale-i Nur. Bak. Ne alakası var? Risale-i Nur'un basımı Bakanlar Kurulu kararıyla kime bastıracak? Lan. Sana ne diyorsunuz lan? Size ne lan? Hayır, Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş mü bu? Cumhuriyet Halk Partisi tarafından götürülmedi değil mi? Şu anda bilmiyorum. Götürülmedi işte, 14 maddede yok. Risale-i Nur. Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur'u basma yetkisi Bakanlar Kurulu. Yani isterse diyecek ki sana veriyorum yetki. Lan memleketin haline bak ha. Ya kim 40 basarsa basar. Yasada değişiklik var. Bütün ihtisas 25 tane ihtisas evet. Komisyonu var. Evet. Hepsi bypass edilmiş. Şimdi bakın bir ses çok yok. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bu şeyle iş kanunu diye söylediniz. Şimdi çok güzel bazı düzenlemeler filan yazılmış. Ama bunların hepsi eğer ifade etmek gerekirse riyakarlığın gizlendiği acayip bir mevzuat olarak ileride itham edilecektir. Güzel, hoşuna gidiyor insanın. Fakat biraz evvel söyledim, maddeye getirmiş, koymuş oraya, hepsinin üzerine asit dökülüyor. Allah aşkına ya, iyi şeyler yapıp da illa üzerine bir halt etmek mi lazım yaptığım bir şeyin? Yani bunlar bizi de kendilerine benzetecekler bu konuşma üslubumuzu. Ben isterseniz bir cümleyle bitireyim. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bugün yani beklemediğimizde insanlar, herkesin aklına önem vermek lazım. Herkesin aklından yararlanmak lazım. Onun için de şurada Allah için çarpan, insan için çarpan, fakir fukara için, garip için çarpan samimi bir kalp olacak. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bunu kaldırmaları lazım. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse bu iptal edilir. Çünkü memur garantisini veya iş güvenliğinde iş çalışma kanunu burada da bozuyor. Sarı sendikaların olduğu yerde hiç olmazsa şunu yapsınlar. Bu teftişler yapılırken, ocaklar incelenirken, madenle ilgili güvenlik meseleleri ile ilgili mevzuatın içerisine Allah aşkına sigorta eden şirketlerin de uzmanları ve elemanları dahil olsun. Bunlar karıştırılmıyor ve kağıt üzerinde sigorta ediliyor. Sigorta şirketlerinde anası ağlayacak bu gidişle. Hiç olmazsa bunu yapsınlar. Belki yarısı azalır. Diyeceksiniz ki o sigorta şirketlerinin mensupları da efendim satın alınırsa alınabilir. Sen koy,
Ama cezayı da 3'e 5'e 10'a katla. Ben şimdi müsaade o... edersem tefsir dava açılacak. Müsaade etmezsem açılmayacak. Sen şimdi bu maddeyi koyduğunda zaten bitirdin işi. Bir şeyle bir iki müeyyide getirildi. Evet. Madem işletmeler için. Zonguldak'ta 22 işletme sahibi kapattım. Ona yok. Ha, nasıl kapatıyorsun? 4000 işçi şimdi işsiz kaldı. Bir de orada öyle bir yeni sırf baskı. Bir de göç edecek. Bakın, faciaya bakın siz. Bakın hepimiz parlamentoda çalıştık. Şimdi 100 küsur madde. Evet. 100 küsur madde. Bunların hepsinde mayın var. 146 madde. 146 madde. Pardon, 164 madde. 164 madde. Bunların mayınlı. Hepsinde mayınlı. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimine getirdiler. Milletvekillerinin hiçbiri çalışamadı. Komisyonları bertaraf ettiler. Hiç bu ihtisas komisyonuna gitmedi. Bakın yarın bir gün herkes ciyak ciyak bağıracak. Hiç kimse farkında değil. Gazetelerde ufak tefek işte şu vergi affı geldi. Hep havucu gösteriyorlar güzel yönlerini. O 164 maddenin içinde hep mayınlar döşeli. Hatırlattım Türk o zaman. Hep birlikte bağıralım. Mayınlı torba istemiyoruz. Ya torba olur mu ya? Torba yasa olur mu ya? Bir tane yine torba yasadan çıkarttıkları bir şey. DEİK vardı. Dış ekonomik ilişkiler. Şimdi kurulu. Bu tamamen bağımsız. Yani hükümetin dışında. Özel aldın, sektör ağırlıklıydı. Özel sektör esaslı. Tabii. Doğrusu da o. Doğrusu da o. Bu DEİK'i kanunla yok etti. Ekonomi Bakanlığı'na bağladı. Bütün uzman memur kadroları memur ihracatı yapmayı bilir mi? Maddeler var. Ya, hangi riskin altına girer memur? İhracat mı yapacak memur? Bu torba yasadan patır 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 yani özellikle CHP için söylüyorum. Çünkü onların ana muhalefet partisi olduğu için bunları şu Risale-i Nur bilmem ne oluyor lan? 14 madde götürüyor işte. Bunların hepsi anayasaya aykırı işte. Aykırı. Bir de bir şey söyleyeyim halkımız bilmez. Eğer siz anayasaya aykırı iddiasını 14 maddeyle sınırlı tutarsanız anayasa mahkemesi diğerlerini anayasaya aykırılık iddiasını iptal edemez. Neyi getiriyorsan onu iptal eder. Evet, şimdi vatandaşımız bilmiyor onu. Tamamlanmak üzere 2-3 duyuru var. Şunu söyleyeyim bir de 2-3 valiyle ilgili bir o valileri öpmem lazım da. Bir defa Gülgün Feyman arkadaşımızın bir mektubu var. Evet. Gerçekten Emine Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı makamında oturan zatın muhterem hanımefendileri yazdığı bir mektup var. Gülgün Hanım'ı yürekten kutluyorum. Kendisini de aradım zaten tebrik ettim. Biz de kutluyoruz. Evet. Arkadaşlarımız da kutluyorlar. Bir. İki. Yarın bu Ermeni soykırım yalanı biliyorsunuz bu noktada çok ciddi bir mücadele verdiydi Sayın Doğu Perinçek. Lozan'daki toplantılara biz de gitmiştik. Orada da bulunduk, şey yaptık. Şimdi geçtiğimiz hafta 10 gün önce Yunanistan parlamentosu aynı şeyi çıkardı. Şimdi yarın saat 13'te Türkiye Barolar Birliği merkezinde Ankara'da bununla ilgili bir toplantı yapılıyor. Sizleri de davet ediyorlar. Bu vesileyle o toplantıya inşallah Allah'tan bir mani olması gideceğiz. Onu da duyuruyorum. Bir diğer şey söylemek istiyorum. Bu Türk Ortodoks Patrikhanesi var biliyorsunuz. Bu çok önemli. Evet. Bu 92. yıl dönümü itibariyle ki bu İstiklal Harbi'nde oyunu bozup yani tamamen Mustafa Kemal'in yanında Anadolu mücadelesinde yer vermiş, katkı vermiş bir şey ve Sevgi Erenor onların için o şeyin kızı. Onun da başına gelmedi kalmadı. 6 sene yaptı, şimdi çıktıydı. Müebbete mahkum. Şimdi bunların bu pazar günü, önümüzdeki hafta ayın 21'inde pazar günü İstanbul'da saat 11'de bir 92. yıl dönümünde bir toplantı var. Bu toplantıya bizi davet ettiler. Ben gideceğim. Sizleri de davet ettiler. Yani bunu da duyurmak istiyorum. Son bir şey. Bu Edirne valisi var. Şey yapıyor böyle efendim çay diyor talimat vermiş. Tek şekerli içecek. Sana ne? Yandım ben. Aynı vali. Şimdi orada bir doktor arkadaşımız, Doktor Dilek Tüce, Ergene Nehri'nin çok ciddi manada kansere yol açabilecek maddeler olduğunu söylüyor. Ve sen mi bunu söyledin? Kadın alıyor, sürüyor. Kırklareli valisi zaten belediye orada bir bulvarda Atatürk panoları yapacak. Takmış oraya. Polisi dikiyor, yaptırtmıyor. Bu şimdi tabii Lütfi seni çok seviyorum. Bir
nokta Melih Gökçek, seni çok seviyorum. Öyle bir su veriyorsun ki Ankaralılara. Ama hakikaten böyle mis mis akıyor. Mis mis. Yaşar Bey, seni sonra bitirmeden bir cümle söyleyeyim. Ama bitti. Bitti. Adana kumar merkezi haline getirilmek üzere için için hazırlanan, derinden giden bir tehlikeyle evet. karşı karşıya kalacak. Buradan ilan edelim, milletçe takip edelim evet. diyorum. Efendim, bize ayrılan süre doldu. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tayfun İşli, Henüz Öksüz Bakanlarımla beraber hepinize iyi geceler diliyoruz. Unutmayın, morallerinizi bozduk gibi. Hayır, moral filan bozulma değil. Bunlar acı gerçekler. Mutlaka bir yolunu bulacağız ve bunları devirip Türkiye'yi Mustafa Kemal'in aydınlığına ulaştıracağız. Bunu da Allah'a inandığım kadar inanarak söylüyorum. Hepinize iyi geceler.